Bilirsiniz. Size söylemiyorum sakın yanlış anlamayın. Hayır hayır yok ben anlamıyorum. <laughs> Maşallahınız var bu arada Derya teşekkür der ederim yani. sağ olun. Ee, eğer isterseniz vücudunuzdaki beğenmediğiniz dövmeleri sildirebilirsiniz. Biz deri tabakasını dermise girmeden dermisin üst bölümlerini e, temizliyoruz. Ve 6-10 gün sonrasında da inanılmaz bir yenilenmeye yani başlıyoruz. Şey dövmeyi sildirecek. Evet. Ondan sonra üzerine o, ozon mu uygulanacak? Hayır, e, ozonla beraber bu tedaviyi birlikte yapıyoruz. Bu plazma Silme enerjisi tedavisini. plazma enerjisinde kullandığımız cihazla beraber ozon tedaviyi hücre yenilenmesinde kullanıyoruz. Evet. Yani ikisini birleştiriyoruz. Peki ozon tedavi kime, kime yapmasınız? Ozon tedavinin kontraindikasyonları evet bizim için çok önemli. Bu konuyla ilgilenen hekimlerimizin en başta şu soruyla başlaması gerekiyor. Siz bakla yiyor musunuz? Fava yiyor musunuz? Yani favizm hastalığınız var mı? Çünkü ozon terapi glikoz altı fosfat dehidrogenaz enziminin üzerinden çalışıyor. Eğer favizminiz varsa yani bakla yediğiniz ya da fava yediğiniz zaman bir rahatsızlığınız oluyorsa ozon terapi alamazsınız. Malin... Bunu mutlaka sorar mısınız Şimdi, kişilere? E, artık son zamanlarda anamnez alırken yüzde yüz sormamız gerekir. Bunu sormadan hastaya ozon tedavi başlayamayız. Bakın çok önemli bir şeyden bahsetti evet. hocamız. Gerçekten hani her şeyi gidip gözü kapalı yapmayalım, iyice araştıralım. Çok önemli, basit gibi lütfen, görünen lütfen. önemli bir şey. E, peki, e, ozon terapi ile oksijen terapi kullanılır. Evet. E, ne farkı var? Şöyle söyleyeyim. Oksijen terapi derken aslında sizin hiperbarik oksijen tedavisinden tedavisini söylemek istediğinizi anlıyorum ben burada. Evet. Hiperbarik oksijen tedavisi normalin 2 ya da 3 katı basınçla sıklıkla verilen oksijen tedavisi. Yani oksijen tedavisi ozonun ozon oksijenin süper oksijen halidir. O2 oksijen O3 Ozondur. Şimdi aralarında tıbbi ve bilimsel olarak bir takım ayrılmalar yapılmış. Eğer sizin bir dekompresyon hastalığınız varsa yani e, hani derine dalan dalgıçlarda ortaya çıkan o zaman muhakkak oksijen, hiperbarik oksijen tedavisini almanız gerekir. Eğer sizin sadece kanın bir bölümüyle ilgili rahatsızlığınız varsa yine hiperbarik oksijen tedavisini almanız gerekir. Evet. Ama bunun haricindeki tüm ateroskleritik hastalıklarda, iyileşmeyen yaralarda, deri greftinde ya da filek konulmasında bakterilere ve virüslere karşı bir e, çalışmanız ve yok edişiniz varsa ozon kullanmanız gerekir. Yani ozon da şu anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla çeşitli şeyler var. Bir dıştan alınan hani evet. e, savunası dediniz. Bir kuru savuna da var galiba evet. şey yapmayan. E, su yapmayan, suyu, suyu yap. vermeyen bir kuru savuna, bir de kanı alıp ozonlayıp evet. e, tekrar evet. e, kişiye verme e, gibi var. İşte yaralarda torbalama yöntemi var. Pek çok da yöntem var. Evet, çok çeşitli yollarla biz e, ozonu verebiliriz. Yani bizdeki sağladığı fayda da buradan ileri geliyor. Sizin söylediğiniz gibi. Yani burada en önemli olan hekimin endikasyonu, düzgün bir teşhisiyle hastaya hangi dozda, ne kadar süreyle Hangi yolla tedaviyi yapması gerektiği. Yani burada hastalarımız hangi hastalıkla dolayı doktoruna gideceğini tam olarak bilemediği gibi hekimlerimiz de daha çok yeni gelişmekte olduğu için hangi hastamıza hangi dozlarla tedavi yapabileceğimizi de daha yeni yeni geliştiriyoruz. Bu evet. dünyada dünya Mutlaka çok gelişmiş. Mutlaka doktor olması evet. lazım onu Z uygulayacak başkası zaten Başkasına yapamıyor. hiç teslim... E, Etmeyin kendinizi bu anlamda. Etmeyin. Gerçekten çok ciddi bir konu. Evet. Peki hocam size ayrıca soracağım medikal Buyurun. estetik hekimi olduğunuz için. Ozon yağı, ozonlanmış hmm. yağ, evet. e, ozonlu kremler evet. bunlar işe yarar mı? bir yağı veya suyu ozonlamak çok kolay değil. Aslında bildiğiniz gibi havayı ve suyu çok uzun yıllardan beri ozonlayıp temizliyoruz tüm şebeke suların tamamı da ozonlanıyor. Fakat yoğun e, yağın ozonlanması özel bir işlem gerektiriyor. Çünkü, e, bu gerçekten güvendiğiniz bir firma varsa a, a, ardında evet. ozon yağı iyi midir? mucize gibi Fakat kötü kokuyor. <laughs> çok kötü kokuyor evet. mesela kantoronla karıştırdıkları evet. e, formatlar falan evet. da var. Araştırın tabi bilmiyorum ama Biz de mesela ufak tefek yaralarda bir şeylerde galiba... Ufak tefek değil Hep... her türlü yarada Derya Hanım kullanabilirsiniz. Ozon gerçekten hiçbir kontrendikasyon olmayan az evvel söylemiştim. Yani favizm haricinde birkaç tane daha kontrendikasyon var da işte düzeltilemeyen hipertansiyon, düzeltilemeyen hipertroidi gibi rahatsızlıklar. Bunun haricindeki her vakada o kremi gece ve gündüz aslında kullanabilirsiniz. Güzel. Çok faydalı. Peki kandan son mu evet. soru Erkan? Ee, evet. E, şunu da kısaca sizden Buyurun. öğrenmek istiyorum. Kanını aldınız, ozonladınız, verdiniz e, kişiye bu güzellik için e, ne yapıyor? Bir canlanma mı yapıyor? <laughs>